Arkadaşlar merhaba. Dün peki, basın gösteriminde izlediğimiz Charlie'nin Melekleri ve Midway filmlerinden bahsedeceğiz. Yanımda sinema yazarı arkadaşım, yakın dostum Murat Kızılca var. Murat, öncelikle Charlie'nin Melekleri'nden bahsedelim istersen. Olur, ondan başlayalım. Tamam. Bu bir televizyon dizisiydi. Evet. 76 ile 1981 yılları arasında 5 sezon devam etmiş. Sanırım ABC'nin dizisiydi bu. Hı hı. Hemen bir sene sonra da bizim bu tek kanal döneminde TRT'ye gelmişti. Ve bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir hayli popüler bir dizi haline gelmişti. Dolayısıyla hepimizin, yaşı yetenlerin belli bir nostaljik tatla hatırladığı o zamanın popüler dizilerinden bir tanesiydi. Evet, 70'lerde bir de 5 sezon bizim de yaşı tutuyor. Tabii canım. Genç çocukken tabii, muhakkak izlemişizdir ikimiz de. Ha, ben bayılırdım bir de işte A takımı, Charlie'nin Melekleri. Of, evet. Bu karı koca bir ikilinin maceralarını anlatan bir dizi vardı. Tatlı Sert değil, o İngiliz dizisi, ona da bayılıyordum da. Bir şey yani bir şey falan böyle. Ha evet evet. Unuttum şimdi ya, neyse. Ben profesyonelleri de çok severdim. Yani. Evet evet, o da İngiliz dizisiydi evet, galiba. Evet ya, biz böyle televizyon dizisi izlemek açısından şanslı bir kuşağız. Evet ya, çok güzel dizilerdi. Güzel diziler izledik evet, ve dünya da bu dizileri izledi. Evet, bir yandan da dünya ne izliyorsa biz de onları izledik. Evet, evet, daha böyle bilinçli, rafine böyle. Bu iyidir deyip falan böyle alıp... Bence çok seçmeden popüler neyse almışlar o dönem. Olabilir. Çünkü yani, televizyon da yeni, ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Evet. Sonra, yıllar sonra... Evet, sonra sinema filmleri geldi. 2000 yılında McGee'nin çektiği ilk Charlie'nin Melekleri filmi geldi. Evet. Bir bütçe karşılaştırması yapmak açısından ben şeyleri not aldım. Onlara bir bakalım istersen. Tamam. 2000 yılındaki ilk filmin bütçesi 93 milyon dolarmış. Ve gişede 264 milyon dolar gibi bir hasılat elde edilmiş. Şöyle bir oranladığımızda yaklaşık olarak bir 1'e 3 kazandığını görüyoruz ki Hollywood'da 1'e 3 dedin mi devam filmine bir yeşil ışık yanar demektir. Nitekim nitekim 2003 yılında Charlie's Angel Full Throttle adlı devam filmi gelmiş. Çok beklememiş. Yönetmen yine McGee, kadro hemen hemen yine aynı, Bozley hariç. Bunun da bütçesi 120 milyon dolar ve gişede 259 milyon dolar, yani ilkine yakın bir rakam elde edilmiş. Buradaki oran da yaklaşık olarak baktığında 1'e 2'dir aslında. Evet. Ve 1'e 2 de Hollywood'da bir daha bir film, yani bu serinin bir devam filmi daha gelmez demek. Bu 93 milyon dolarla 120 milyon dolar arasındaki fark şuradan kaynaklanabilir. 3 yıl var, fazla zaman geçmemiş, o yüzden enflasyon tabii hesabı yapmaya gerek yok. Ama oyuncular daha ünlü oldular. Cameron Diaz, Lucy Liu. Lucy Liu'nun bir televizyon kariyeri var. O zaman başlamış mıydı bilmiyorum ama Drew Barrymore herhalde biraz daha fazla ücret istediler. 120 milyon dolar. Ben de filme daha çok para harcayacağını düşünüyorum. Muhtemelen onlar da oyuncularla anlaşırken sen zaten birkaç filmlik anlaşmışsındır. O oyuncunun, ya bilmiyorum tabii. Evet. Çok farazi konuşuyorum. Bu arada iki filmde de bayağı ciddi bir VFX çalışması vardı. Özellikle yani abartılı ama oldukça filme fragmanlarına ben biraz baktım. Evet. Bugün eskimiş onlar ama tabii, ilk seyrettiğimiz dönemde hatırlıyorum. Vav wow falan. O motosikletli sekansı hatırlıyor musun? Evet, evet, bunların evet, belalısı olan evet, bir karakter vardı. Yani o karakterin muadili bir karakter hatta bu filmde de var. Var evet, doğru. Ama mesela kimin oynadığını şu an hatırlamıyorum ama oradaki çok daha karizmatik ve bir film kötüsü olarak. Evet. Evet evet. Ha tamam. Oydu o. Sonradan kendi korku filmini falan da çekti. Neydi şu fareli şey. Evet. Bilirdi. Şey bu şeye gelelim. Dün basın gösterimde izlediğimiz filme gelelim. Evet. Elizabeth Banks'in yönettiği ve yine Charlie'nin Melekleri ismiyle çekilen film bir reboot olma iddiasında ve seriyi yeniden canlandırma iddiasıyla çekildi. You are in the presence of angels. Ve bütçesine baktığımızda 20 sene önceki filmin yarı bütçeye sahip olduğunu görüyoruz. Yani 48 milyon dolar bütçesi var. Bu arada şunu da söyleyelim. Bir de enflasyon hesabı yaparsan daha da az aslında. Belki yok, üçte biri. Sadece kabaca baktığımızda bile zaten yarım. Şeye geldiğimizde de bu arada film Amerika'da ya 14 ya 15 Kasım'da vizyona girdi. Birçok ülkede de girdi. Bizim gibi birkaç ülkede geç vizyon gördü. Ve dolayısıyla hasılat rakamı 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkmış oldu. Hı hı. Bizim gibi ülkelerden de öyle çok fazla bunlara bir katkı olmayacağı yok, için yok. Ha, bu rakam bellidir ki filmin hasılatı şu an itibariyle 43 milyon dolardı. Batmış film. Evet, filme battı diyebiliriz. Batmış yani yok. Hani bire bir bile değil. Ha, yani büyük ihtimalle bir devam filmi gelmeyecek buna ki ona açık kapı bırakılmış olmasına rağmen. Bu filmi hızlıca ev sinemasına satarlar. Yani bence bu çok yakın bir zamanda. Tabii hepsini satıyorlar zaten, bu da geçer. Amazon Prime'da, Netflix'te, şurada burada karşımıza çıkabilecek bir iş. Tabii. Eninde sonunda para kazanır. Hollywood
Yani mesela battı dedikleri Waterworld bile eninde sonunda hasılat, yani kâra geçmiş. Buradaki bir battı iş. Şu oluyor, yönetmeni bir eksi oluyor. Evet. Filmin devam filmi çekilmeyeceğini anlıyoruz. Oyuncular da ona göre. Ama sen dün bir şey diyordun. Mesela Elizabeth Banks'in şu an 5 tane hazırda projesi var. Şu anda sana 10 proje yükler üstüne, 9'unu birden çeker üstünden senin hocam. Ya burada şey var şimdi. Mesela bizde hevesli sinemacılar vardır. Böyle bir gazla bir şey yaparlar ama sonra pof diye çökerler. Sanki Elizabeth Banks de öyle. Yani bir şey yapmış. Böyle göreceğiz bir, bakalım ya. Böyle aşırı feminist bir söylemle ama karikatür seviyesinde bir feminist ve veganist söylemle bir aksiyon filmi çekmiş. Şimdi dur şu şeyden başlayayım önce. Charlie'nin melekleri ne yapmış? Ne yapmış? Charlie'nin melekleri nedir şimdi? Bir, belli başlı olan bir formül var. Bu formülün içinde çekilen hem dizide ve diziye saygılı olan, birebir neredeyse saygılı olan diğer iki filmde olayı nedir? Charlie diye kimsenin görmediği, hatta evet, meleklerin dahil görmediği birisinin yönettiği bir organizasyon. Küçük çaplı bir şey. Hatta bir dedektiflik bürosu bile diyebiliriz yani, ona. Ve bunun senin tabirindeki hikayesi Bosley. Ve Bosley'nin emrinin altında çalışan 3 melekten oluşan bir ekip. Hı hı. Ve bu ekibin çözdüğü küçük çaplı şeyler. Evet. Maceralar, entrikalar, casusluk hikayeleri. Evet. Haddini bilen aksiyonlar. Tabii tabii, böyle çok abartılı olmayan, evet, küçük çaplı işler. Ve ki şey de öyleydi yani, dizinin her bölümü bunlardan oluşuyordu. Bu küçük maceralardan. Ki film de bunun izinden gider. Evet. Şimdi buraya baktığımızda daha hemen açılışta ne görüyoruz? Küreselleşen dünyanın etkileri Charlie'nin meleklerini de vurmuş. Bütün dünyaya yayılmışlar. Sanki etrafta değişik Bosley'ler ve Bosley'nin altında çalışan birçok melek. McDonald's gibi franchise'lar. Tabii tabii, tabii, direkt franchise'lar var ve bütün dünyaya yayılmışlar. Bir defa şeyi bozmuşlar. Eski temayı bozmak istediklerini direkt buradan belli ediyorlar. Hı. Ve akabinde de senin bahsettiğin mevzuya gelebiliriz işte. Evet ya. Ya bunun arkasından da şöyle bir söylemle geliyor film. Diyor ki bütün erkekler kötüdür. Ha. Hepsi tecavüz potansiyeli taşır. Bütün erkekleri öldürelim. Ya filmde iyi erkek karakter yok gibi bir şeydi. Vardı. Onu da başında öldürdüler. Yani hani asıl Bosley'i başında öldürdüler. O da hemen yerine bir kadın Bosley geçti. Hatta yani spoiler vereceğim. Kusura bakmayın, spoiler vermeden de olmuyor bazı film kritikleri. Biz filmin sonunda Charlie'nin bile kadın olduğunu görüyoruz. Ama orada da şöyle bir şey. Film kendi yapmaya çalıştığı her şeyi o anda yıkıyor. Mesela Charlie kadın ama sesini değiştirerek, yani orada bir sesini dijital bir makineyle değiştirerek erkekmiş gibi onlarla muhatap oluyor. Otorite kurmak için erkek sesi çıkarıyor. Yani o zaman bu kadın gücünü, girl power muhabbetinin ne anlamı kaldı? Yani direkt söylediğine o kadar sert katılmasam, çünkü senelerce ters taraftan çekilmiş bir sürü film izlediğimiz için buradaki her şeyin yapay olduğunu düşünüyorum ben de. Yani ne anlatmak istiyorsa bunu çok yapay bir çerçeve içinde ele almış. Evet. Ve o yapaylık o kadar belli oluyor ki her tarafından akıyor filmin. Bir de bu kısmı da sen anlat. Asıl Charlie'nin meleklerinde, yani orijinal hikayede feminist söylemeye daha iyi hizmet edecek bir şey var. Charlie'nin melekleri silah kullanmıyor. Evet, silah kullanmıyor. Kendi yakın dövüş teknikleriyle, yani o dizilerde mesela erkekler patır patır silah kullanırken, yani silah biliyorsun maskülen bir şeydir, yani fallik bir objedir aslında silah. Melekler asla silah kullanmazlar. Melekler kullanmıyorlar. Ama burada direkt silah, patlayıcı madde, ne istersen var. Evet yani. Hepsi böyle bombalıyorlar. Bir de mesela o yalnız bu silah mevzusunda enteresan bir şey var. Bizim böyle enteresan ilklerimiz vardır ya. Vardır. Charlie'nin meleklerinin Türkiye'de yapılmış bir replikası var. Sanırım ATV'de gösterilmişti. Dizinin yılların başında dizi. Şeylerin, Taylan biraderlerin çektiği. Hatta oyuncuları falan. Onlar bir de Star için Sırlar dosyası, X-Files benzeri bir replika iş daha çekmişler diye. Sır dünyası mı? Sır odası mı? O çektikleri dizinin adı Cinlerle Periler. Buradaki meleklerin en büyük farkı da tabii birçok farklılık var, ona geçiyorum, silah kullanmalarıydı. Elizabeth Banks oradan mı gördü bilmiyorum ama o da melekleri silahlandırmış. Olabilir, çünkü Charlie'nin melekleri, yani bu yeni Charlie'nin meleklerinin bir kısmı İstanbul'da geçiyor. Bulabilirsem. Yani bir şey var. Bu arada hani bazı film, ya ne zaman biz İstanbul'a gelen iyi bir aksiyon izleyeceğiz? Yani Taken falan geldi işte bundan önce. En son işte James Bond geldi. Yine James Bond'unki bir derece eli yüzü düzgündü ama yani şöyle hani ya niye gelmesini bekliyoruz ki? Niye biz çekmiyoruz bir yandan da? Yani
bizdeki, yani biz çeksek de kendimize izletebiliyoruz sadece. İşte. Bir de aksiyon sineması ile ilgili yani önümüzde çok iyi gişe yapan bir örnek olmadığı için. Mesela bu Alper Çağlar'ın bir filmi vardır. Adını unuttum filmin, değil mi? O filmde Panzehir. Aynen öyle. Panzehir mesela iyi bir aksiyondur. Kore aksiyonlarına öykünür falan ama iyidir, fena değildir. Ama Emin Boztepe falan oynar başrolünde, bizim Wing Chun ustası. Ama mesela o da düzgün gişe yapamadığından devamı gelmiyor böyle işlerin. Bu adamlar yaptıkları zaman, bak anlatıyorsun, 93 tabii milyon dolara mal oldu, 264 milyon dolar para kazandı diyorsun. Aksiyon sinemasının. Ama bunun yarısını da dünyada yaptı. Evet, aksiyon sinemasının orada dışarıda bir şeyi var. Ama buradan şuna geleceğim Murat. Aksiyon sinemasının alıcısı var. Ama bu alıcının %80'i erkek abi. Bu kadar kadın aksiyonuna yatırım yapmak bence akıllıca değil. Bu 43 milyon doların, gişedeki 43 milyon doların 48 milyon dolar harcayıp 43 milyon dolar kazanmanın bir sebebi de bu. Erkekler için bir şey yok. Hatta erkek olarak izlediğinde rahatsız oluyorsun. Biz bu kadar mı sefil kötü yaratıklarız diye. Belki öyleyizdir ama bir filmden buna, bir filmin sana bunu söylemesi hoşuna gitmiyor. Ve bence o yapaylık rahatsız ediyor. Ve hadi onu bir kenara koy. Onu görmezden gelin. Filmin kendisine baktığında da 100 kilometrede öteden gözüken bir tane şey var. Sürpriz var, twist. O twistin etrafında dönen basitin basiti bir macera. Evet. Yani. Ve hiçbir şey yok ortada. O kadar kof ki yani. O biraz önce senin bahsettiğin şeylerin yapaylığından demin vurduğum şeylerin birleşen, evet, külliyen yani aksiyonu bile yapay. Bir de ben mesela şımarık Drew Barrymore'dan, Cameron Diaz'dan çok hoşlanıyordum. Yakışıyordu onlara o şımarma halleri. Ama bu bir filmin melekleri. Buradaki o Kristen Stewart'ın o halleri nedir ya? Olmamış. Deli gibi. Yani böyle hani hakikaten böyle muhatap olmam yani. Böyle ya falan gelse şöyle sırtımı dönerim. Beğenen olacak mı bilmiyorum ama aksiyon komedi hiç, abi beğenen, hiç olmamış ya. Beğenen olmamış. İşte beğenen olmamış. 48 milyon dolar harca, 43 milyon dolar gişe yap ve bu kastla yani. Kristen Stewart var. Hani bir gişesi olan, yetenekli değil ama bilet satan bir oyuncu sonuçta. Demek ki olmuyor. Demek ki başka bir şey vermen lazım. Hele mesela o James Bond filmlerindeki silah uzmanı gibi buraya da bir şey konuşlandırmışlar, evet, evet, ya. Hele o ne karikatür bir karakterdi ya. Ya her şey yapay diyorum ya, evet, o da yapay, evet, ona da katılıyor. Ve filmin finalinde o dünyadan melekler geldi, bizimkilere yardımcı oldular falan. Orada Ingrid, bu aktivist ufak kız var, Ingrid. Ha, onu sen onun söyledin büyüğünü, ben fark etmemiştim. Evet onu. Onun büyüğünü yap. Adını söylüyor özellikle. Hoş geldin Ingrid diyor. Bozley'i oynayan Elizabeth Banks ve kızın yüzüne bakıyorsun, deepfake ile falan koymuşlar herhalde. Bu bizim aktivist Ingrid yani. O da büyümüş de melek olmuş. Abi bu kadar resmen feminizm, yani bir ortaokul seviyesindeki bir feminist söylemi levye ile kastırmışlar. Yani keşke aramıza bir kadın sinema yazarı alıp konuşabilseydik şunu. Ben dün Tuğçe Madayanti'ye sordum. Sen bir kadın olarak, ve Tuğçe'nin biliyorsun aktivist bir tarafı vardır. Haytap'ın yönetim kurulunda bu filmlerdeki, dizilerdeki hayvanlara yapılan muameleyle ilgileniyor, ediyor. Aynı zamanda vegandır kendisi. O yüzden özellikle ona sordum. Sen bu filmi beğendin mi diye. Nefret ettim dedi. Ki doğru görüştü. Evet. O yüzden yani bu o şey, sakın şunu düşünmeyin. Oturmuşsunuz oraya iki erkek, işte kadın aksiyonunu çekiştiriyorsunuz falan filan. Yani sonuçta filmin iyiliğini kötülüğünü konuşuyoruz biz. Bir devam filmi gelir mi? Bence gelmez. Yok, bence de battı artık. Battı. Ve hatta şöyle. Bilirse çok şaşırırım. Öyle. Şöyle battı. Bence Charlie'nin Meleklerini sonsuza dek gömmüş olabilir. Bilemiyorum, 20 sene sonraki. Abi işte o. Neyi gerektirir? Yani daha öncekiler bile araya bu kadar zaman koyduysa, neyse. O zaman diğer filme geçelim. Evet, Midway. Midway konuşalım. Roland Emmerich'in yönettiği.